Başlıyoruz dersimiz o zaman. Sevgili arkadaşlar, sevgili Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve öğrencilerimiz, 3. pazarlama iletişimi haftamızda sizlerle reklam ve reklam stratejileri ve taktikleri hakkında konuşacağız. Herkese merhabalar diliyorum. İsterseniz zaman kaybetmeden ilk önce ekran paylaşımını yapalım. PowerPoint sunumu üzerinden devam edelim. Hatırlarsınız geçen 2 hafta içerisinde ilk hafta pazarlama iletişimi nedir? Pazarlama iletişimi unsurları nelerdir? Daha sonrasında pazarlama iletişiminin yönetimine ilişkin konulardan konuşmuştuk. Bu hafta artık pazarlama iletişimi unsurları hakkında konuşacağız. Ve ilk başlayacağımız konu da pazarlama iletişimi unsurlarının en önemlilerinden bir tanesi olan, hatta pek çok seferde de pazarlama iletişim dilinde insanların aklına gelen reklamcılıktan bahsedeceğiz. Bunu ayarlamaya çalışıyorum ama bir türlü ayarlanmıyor. Şöyle yapsam. Tam böyle kalsın, yapacak bir şeyim yok artık. Reklam ve reklamın amacını, reklamcılıkta hangi ikna modelleri, teorisi var tabii reklamın. Bu teorik modellerin arkasında neler yatıyor, bunlar hakkında konuşacağız. Bir reklam kampanyasının planlama aşamaları nelerdir? Ki bu planlama aşamaları geçen hafta konuştuğumuz pazarlama iletişimi kampanyası düzenleme aşamalarıyla çok benzer, hatta örtüşür niteliktedir. Daha sonra reklamlarda kullanılan bu mesajlar, reklamlarda kullanılan yaratıcı mesajlar, taktikler, reklamların içerisinde hani nerelerde yayınlandıkları, nasıl yayınlandıkları, hangi medya seçenekleriyle yayınlandıkları ve bu yayınlanan reklamların ne etkinlikte olup olmadığını nasıl ölçüldüğünü ve reklamcılık sektörü büyük bir sektör ve bu sektörün içerisindeki faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin denetleyici, düzenleyici kurumların hangileri olduğu hakkında bugün sizlerle konuşacağız. Kitabımızda da zaten bu yoğun biçimde işlenilmiş. Dolayısıyla hani bu bana ayrılan 45 dakikalık ya da 1 saatlik süre içerisinde size kitaptaki bu yoğun işlenen konuları en ince ayrıntısına kadar anlatmam mümkün değil. Ama 6 başlık altında incelenmiş bu başlıkların her birine değineceğiz. Sizden ricam unutmamanız ki biliyorsunuz biz mümkün olduğunca burada size mümkün olduğunca tabii mümkün olabildiğince diyelim size konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerin de buradan ne yapmanızı, buradan aldığınız bilgilerin ışığı altında kitabınızın bölümlerine yoğunlaşmanızı sizlerden bekliyoruz. Tamam. Onun için lütfen bunu göz ardı etmeyin. Sadece hocaları dinleyerek değil, kitabınızdaki bölümleri, alıştırma sorularını, özetleri, diğer unsurları da çalışmanız gerekiyor. Sınavınızda iyi bir derece yapmanızı umuyoruz diye. Şimdi baktığımızda reklam, biraz önce söylediğim üzere hatırlarsanız demiştim ki reklam pazarlama iletişimi içerisinde çoğu zaman belki de insanlar pazarlama iletişimi denildiğinde reklamdan bahsederler. Onun için de reklam en sık maruz kalınan pazarlama iletişimi elemanıdır ve insanlar bu reklamı öyle bir anlamda şey yaparlar ki değerlendirirler ki sanki bütün çabalar ki bunların her birine zaman içerisinde değineceğiz. Bunların her biri sanki sadece ve sadece pazarlama iletişimi unsurları değil de bunlar sanki reklammış gibi algılanır. Gerçi piyasada da böyle uzun vadede böyle olmuştur. Ama biliyoruz ki en sık karşılaşılan bu reklamın pazarlama iletişimi içerisinde çok önemli bir rolü var. Özellikle tüketiciler pazarında. Ama evet bu liderlik rolünü reklam oynar. Evet
reklam diğer bütünleşik pazarlama iletişimi elemanlarının etkilerini, pazarlama iletişimi elemanları ve unsurlarının verimliliğini, etkinliğini artırır. Buna ilişkin hiçbir soru işareti yok. Ama unutmayalım, pazarlama iletişimi elemanları içerisinde reklam bir unsur. Önemli bir unsur, çok önemli bir unsur ama tek bir unsur değil. Öyle olsaydı pazarlama iletişimi değil, reklam derdik. İşte reklamı fikir, ürün veya hizmetin bedeli ödenerek farkındaysanız ve bu bedelin kaynağı belli olacak şekilde ve kitlesel mesajlar olarak iletiyoruz. Belki bir sonraki slaytta bu reklamın özelliklerini, yani bir iletişim mesajının reklam olarak nitelendirilebilmesi için şuradaki unsurlara sahip olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi reklamı verenin, yani reklamın arkasında reklamı yapılan şirket olabilir bu. Bir kar amacı güden ya da gütmeyen kurum ya da kuruluş olabilir. Bu bir birey olabilir, bu bir devlet ya da belediye, sivil toplum örgütü olabilir. Ama belli olan bir şey var ki bunun belli olur. Reklamda reklamı yapan belirlidir. Dolayısıyla herhangi bir birey, şirket, özel şirket, kamu şirketi, kar amacı sivil örgüt, sivil kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, bunların her biri, kurum ve kuruluşlar reklam yapabilirler. Bunlar bu reklamlarını yapabilmek için mesajlarını iletecekleri alanlar, ki biz buna medyada mecralar diyoruz. Bu mecralarda süreyi satın alırlar. Dolayısıyla bir bedel ödenir reklam mesajı içerisinde. Belirli olacak ya, reklamı yapan kim olduğu belli olacak, bir bedel karşılığında olacak. Reklam kitlesel bir sesleniş, yani mass media diye kullanılarak. Dolayısıyla da kitle iletişim araçlarını kullanır. Reklamda amaç bellidir ve reklamın konu olan şey herhangi bir şey olabilir. Bu ürün, hizmet, fikir, düşünce, siyasi görüş, bunların her biri reklama konu olabilir. Ama burada reklamı diğerlerinden ayıran V diyorum, tamam mı? Bir, reklamı yapan belli olacak. İki, belli bir bedel ödenecek. Üç, kitlesel olacak. Tamam mı? Bu üçü reklamı diğerlerinden ayıran temel, diğer pazarlama iletişim elemanlarından ayıran temel özelliklerinden bir tanesi. Reklamın tabii ki bu kadar önemliyse belli amaçları var. Bu amaçlar ilk önce reklam ürün ve marka hakkında hedef kitlelerin bilgilendirmesine, yani haberdar olmalarına yönelik olarak. Ürün nasıl kullanılacak, bu ürün yeni bir ürünse bu ürünün ne işe yaradığı, bu ürünün nasıl bir imajın bir parçası olduğu, tüketicilerin bunu satın almaya da almamaya da kullanma noktasında herhangi bir sorun varsa bunların neler olduğunu ortaya koyulması açısından bir reklam bilgilendirme. Bu bilgilendirmelerden sonra reklam aynı zamanda markanın ya da ürünün diğer rakiplerinden değil bizimkini satın almaya ikna etme, tamam mı? Tüketicilerin algılarını, tutumlarını değiştirerek bizim ürünümüzü denemek, satın almak için ikna etmeye. Belki bilgileri var, ikna olmuşlardı geçmişlerde ama unuttular. Daha sonra da hatırlatmaya, ürünün, markanın hatırlatımı. Onun için pek çok marka sürekli reklam yapıyorlar. Niye? Tüketicinin zihninde kendilerine bir yer edinmeye ve o yeri sürekli korumaya çalışıyorlar. Tabii reklam bir markaya, bir ürüne kişilik kazandırması için de, bir anlam katma, bir prestij yaratmak için de kullanılır. İşte mesela diyor ki Das Auto, bu otomobil budur. Ya da Ultimate Driving Machine, yani en iyi sürüş aracı, işte BMW'nin yaptığı gibi. Ve reklam, biraz önce de söylemiştik, diğer tutundurma karması, pazarlama iletişimi karması elemanlarının bilinmesine yardımcı olur ve onların etkilerini arttırmaya yardımcı olur diyoruz. Tabii reklam sadece yapılıp hedef kitlelerle buluşturulmuyorsa burada bir sıkıntı var. Onun için reklam ortamları da farklılaşabiliyor. Biz eskiden reklamı geleneksel medya dediğimiz daha çok tek yönlü televizyonlar, radyolar, gazeteler, işte ne bileyim basın medyası gibi tek taraflı ve tüketicinin iletişime ve etkileşimin içerisinde olamadığı unsurlar varken
1990'lı yılların ortasından itibaren, hatta son 10 yıl içerisinde reklam mecrası öyle bir hal almaya başladı ki, yeni medya diye ifade ediyoruz bunları, internet, sosyal medya, işte Facebook'lar, Twitter'lar, Instagram'lar, her türlü bilgi teknolojilerinin bu gelişmeleriyle birlikte mecralar reklama olanak sağlıyorlar. İşte cep telefonlarımız, sosyal medya, internet, pek çok ulaşım ortamında ve en önemlisi buradaki etkileşim ve iletişim çift yönlü, hatta bazen çok yönlü. Çünkü siz bir reklam kampanyası yapıyorsunuz ki bunu dijital platformları tartışırken konuşacağız. Sizin kendi medyanız bir bakıyorsunuz sosyal medyada patlayıp gidiyor. Birileri bunları alıyorlar, başka yerlere işte paylaşıyorlar. O oradan onu paylaşıyor, müşteriler kendi aralarında paylaşıyor, viral hale geliyor gibi. Yani yeni medya içerisinde olanaklar ve araçlar çok zenginleşmeye başladı sevgili arkadaşlar. Bunu dikkatinize çekmek isterim. Tabii reklam türü dediğimizde pek çok türü var. Bunlar reklamı yaptığımız hizmete, işte ürüne göre, işte kurumsal reklamlar, marka reklamları, kamu hizmeti, ürün reklamları, amacına göre, amacımız biraz önce söyledik, bilgilendirmek, ikna etmek, doğrudan tepkiyi hatırlatmak olabilir. Mecralar, yani gazeteler, ne bileyim dergiler, açık hava reklamları, billboardlar, doğrudan iletişim, sinemalar, mobil reklamlar gibi ifade edilebilir. Hedef kitlelerimiz, biliyoruz ki nihai hedef kitlelerimiz var, bizim tüketicilerimiz, bizim ondan sonra tüketicilerin kendi işlerinde yaptıkları, tüketiciden tüketiciye, işletmeler arasında olmak üzere işletmeden işletmeye, coğrafi olarak işte yerel, bölgesel, ülkesel, uluslararası yapısına göre baktığımızda tam sayfa, yarım sayfa, viral, adver gaming, oyunlar içerisinde bunların her biri tablo, 3-3'te sizin için anlatılmış ve bunlara ilişkin özellikleri okuyabilirsiniz. Mesela talebe göre birincil talep, yani markaya değil de ürüne, yani marka değil de X Samsung marka cep telefonuna değil de cep telefonuna yönelik bir, cep telefonu kullanımına yönelik yapılan reklam birincil talep, yani ürüne yönelik bir talep. Ama bu cep telefonunun markasını veriyorsak, işte iPhone, Samsung, Huawei ya da başka bir şey ise seçici ya da ikincil talep reklamları diyoruz. Bazen reklamlar çok büyük paralar tuttuğu için bireysel yapılabileceği gibi büyük şirketler tarafından, bazen de küçük ve orta ölçekli işletmeler bir araya gelebiliyorlar ya da çok büyük şirketler bir araya gelip ortaklaşa reklamlar yapabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi reklam İkna etmek demiştik, hatırlarsınız, amaçlarından bir tanesi. Ama her etki ikna anlamına gelmeyebilir. İkna dediğimizde insanların istekleri, inançları, eylemler üzerinde değişiklik yapmayı, bunları değiştirmeyi ya da değiştirmeyi çalışmayı ifade eder. İkna etmeye çalışmak. Ya da siz bir şey söylersiniz, karşınızdaki sizden etkilenir. Siz onu İkna etmek istemiyor olabilirsiniz ama reklamda ikna, yani bir kasıt vardır, bir amaç vardır. Onun için reklam kasıtlı olarak ikna edici hamleler yapar. Gerek kaynağı ünlü birisini çıkarır, uzman birisini çıkarır. Gerek mesajın kendisi içerisinde özül vardır, insanları korkutabilir bir etki farklı olarak. Yani işte çok fazla sigara içerseniz akciğer kanserinden ölme olasılığınız artar gibi bir korku yaratmak olabilir. Ya da kırmızı ışıkta geçerseniz ya da alkollü araç kullanırsanız cezaya maruz kalırsınız olabilir. Ya da işte bu üründen bir tane alırsanız ikincisini size bedava veririz gibi satış tutundurma reklam içerisinde ifade edilebilir. Ya da garanti sürelerimizi uzatıyoruz gibi. Reklamın alıcısı üzerinde ikna çalışmaları yapılabilir. İşte özbeğenliğini, bu ürünü alırsa kendisini işte farklı hissedeceğini gibi ve reklamın mesajı üzerinden de kasıtlı olarak ikna etmeye yönelik olarak çabalar yapılabilir. İkna, pazarlama iletişimi içerisinde pek çok teorisi var iknanın. İşte etkiler hiyerarşisi teorisi, yani insanların ilk önce bilmeleri, bir ürünle ya da markayı satın alabilmeleri ya da bir davranışa yol açabilmeleri için bir reklamın, ilk önce insanların bunun hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini, yani bilişsel,
Sonra o bilgiden sonra duygusal olarak evet ya bunu yapmak doğru olabilir. Duygusal olarak ya da bunu yapmanın daha anlamlı olduğunu düşünmeye başlaması duygusal olarak buraya. Sonra davranışa geçeceğini. Bunun içerisinde altı aşamada olabilir. İşte Dagmar gibi. Ayda geçen hafta tartışmıştık hatırlarsınız demiştik ki yani bir mesajın etkili olabilmesi için o mesajın ilk önce insanların dikkatini çekmesi, daha sonra insanlarda bir ilgi uyandırması, daha sonra insanlarda bir istek uyandırması, arzu ya da istek uyandırmalı, daha sonra da insanlar bunun sonucunda harekete geçerler demiştik. İşte Dagmar modeli de buna çok yakın ama altı aşamadan oluşuyor. Bütünleşik yanıt sistemi, bilgi yanıt sistemi, bilgilendireceğiz yine hemen hemen hepsi o etkiler hiyerarşisi modeli temelinden oluşan modeller. Onun için bunları şöyle düşünelim. Etkiler hiyerarşisi bu modelleri ayrıntılı, bunlar her biri için ayrı dersler, etkiler hiyerarşisi modeli gibi ya da her birini ayrı ayrı anlatabiliriz. Ama bilmemiz gereken şey şu, insanların bir reklam mesajını algılayabilmeleri, ilk önce o marka hakkında ve harekete geçebilmeleri için bilgi sahibi olmaları, duygusal olarak pozitif bir tutum sergilemeleri ve bunların sonucunda da davranışa dönüştüklerine ilişkin bir hiyerarşinin olduğunu, tamam bir bilişsel düzeyde bir farkındalığın, daha sonra duygusal düzeyde bir iknaya, daha sonra da davranışa dönüştüğünü ifade ediyor işte diye biliriz. Pazarlama iletişimi kampanyası planlama süreci de biraz önce dersin girişinde size anlattığım üzere bir pazarlama iletişimi kampanyası hazırlama süreciyle reklam kampanyası hazırlama süreci arasında çok da büyük farklılık yok. Hatta hemen hemen aynı diyebiliriz. Burada reklamın mesaj stratejisiyle medya planlama stratejisinin üzerinde biraz yoğunlukla duracağım ama diğerlerini geçen hafta uzun uzun anlattığım için kısaca şöyle geçeceğim. Şimdi biliyoruz ki her şeyden önce ne demiştik? Bizim amaçlarımızı bilmemiz gerekiyor. Ve pazarlama amaçlarımızı, yani reklam amaçlarını demiyorum. Farkındaysanız burada durum analiziyle başlamadık. Niye? Çünkü reklam pazarlama ve pazarlama iletişiminin bir alt unsuru olduğu için burada pazarlama amaçları bu yılki diyelim ki 2022 yılındaki şirketimizin pazarlama amaçları ve pazarlama iletişim amaçları neler? Çünkü o bizim durum analizimizin girdisi olacak. Hatırlarsınız durum analizinde SWOT analizi yapabiliriz demiştik. PEST analizi yapabiliriz demiştik. PESTEL analizi yapabiliriz demiştik. Hali hazırdaki durumumuzu belirledikten sonra bizim reklam amacımızın, bizim pazarlama amaç durum, ya hali hazırdaki durumumuzu ve bizim pazar daha yukarıdan pazarlama ve pazarlama iletişimi amaçlarımızla uyumlu olması gerekiyor. O reklam amacını belirledikten sonra ikna etmek olabilir, bilgilendirmek olabilir, haberdar etmek olabilir, değer yaratmak, imaj oluşturmak olabilir. Bunları belirledikten sonra bizim reklamın mesaj stratejisi üzerinde konuşmamız gerekiyor geçen haftada. Reklamda mesaj stratejisi dediğimizde aslında biz müşteriye ne söyleyeceğiz? Biz ne söyleyeceğiz de müşterimize, müşterimize hangi faydaları sunacağız da müşterimiz bizim ürünümüzü rakip ürünlere tercih etsin? Yani bizim ürünümüzü neden satın alsın müşteriler? Tüketiciler X markası yerine Y markasını neden tercih etsinler? Bizim ürünümüzün ya da markamızın diğer ürünlerle karşılaştırıldığında yakın rakipleriyle ve işte uzak rakipleriyle karşılaştığında ne gibi bir farkı var ki bu fark bir kas tüyünün havada bıraktığı küçücük düşerkenki bir gürültü bile olabilir. Just noticeable difference dediğimiz. Yani çok küçük gözle görülebilecek bir farklılık da olabilir. Biz onu çok büyük hale getirebiliriz. Yani diyelim ki işte iPhone kullananlar çok yenilikçi insanlardır, inovatiflerdir. Samsung kullananlar öyle değil midir diyebilirsiniz ama iPhone bunun üzerinde o kadar çok çalışabilir ki bir bakarsınız ki böyle oldu. iPhone inovasyonun başka bir ismi haline geldi, yeniliğin. Dolayısıyla o faydaya niye sahip olunduğu ve bu faydanın neden o ürünü satın alırsak bize nasıl geçeceğine ilişkin
Bunu anlatmamız gerekiyor. Yaratıcılık çok önemli. Çünkü yaratıcı mesajlar insanların aklında çok kalıyor. Aa diyorsun, adamlar bunu düşünmüşler. Tabii bu ne söyleyeceğimiz meselesinin aynı zamanda bir de taktikler vasıtasıyla nasıl söyleyeceğimiz de önemli. Hani biraz önce söyledim ya, hani biz diyelim ki Mercedes ve BMW, ikisi de üst sınıfta, iki otomobil. Bir Mercedes daha böyle klasik, daha iş adamları. BMW ise daha üst sınıfta ama daha sportif, daha cool, daha imajına, daha genç bir imajı var. Bu ikisi arasındaki, hani biz tamam işte klasiyiz, performansımız iyi, şunumuz iyi, bunumuz iyi, bunu nasıl söyleyeceğiz? Yani kimi göstereceğiz? İşte Mercedes reklamlarında belki kravatlı, ceketli, ne bileyim böyle bürokrasiyi andıran, daha böyle yaşlı, daha kalantör insanlar gözükürken, BMW reklamlarında daha sportif, daha farklı insanlar, daha farklı ortamlar. Burada ne söyleyeceğimizi bir de nasıl söyleyeceğimizi ekleniyor ki biz buna yaratıcı taktik diyoruz. Bunlara şimdi uzun uzun değineceğiz. Şimdi yaratıcı stratejilerimiz, genelde 7 yaratıcı strateji var ki bu yaratıcı stratejilerin sınırı yok. Lütfen, hani yaratıcılığın bir sınırı yok. Onun için hani ben birkaç tanesi kitabımızda bu verilenler üzerinden yavaş yavaş değineyim istiyorum. Jenerik strateji, yani genel strateji, bizim rakip markalara göre üstünlük iddiasında olmaktan ziyade bizim markamızın diğer markalardan ayrılmasına yönelik yapılan çalışmalar. Yani işte biz jenerik olarak markamızın, isminizin insanlardan üstünlük iddiası yok. Yani diğerlerinden, ama işte daha temiz çamaşırlar için X markasını satın alın. Öncü strateji, rakiplerden önce ortaya çıkıp rakipleri, ben de aynısını yapıyorum. İşte ben daha beyazlatırım. Benim ürünüm o üründen daha beyazlatır. Daha yıpratmaz. Daha yumuşak bırakır gibi. Diğerleri, yani öncü davranıp o kategori içerisinde ne söyleyeceğinizi daha fazla beyazlatır, çamaşırları yıpratmaz. Öbürküsü ben de aynısını yaparım. Ben daha iyisini yaparım. Yani ben de copycat dediğimiz stratejiye itiyoruz rakipleri. Ayrıcalıklı satış önerisi. Çok özgün bir ayrıcalıklı satış önerisi bulunabilir. Yani bugün bütün çamaşır deterjanları beyazlatıyorlar. Ama renkli çamaşırlar için. Ama bir deterjan olabilir ki can renklerinizi birbirine karıştırmadan daha canlı. Ve bu benzersiz bir özellik olarak size sunulabilir. O zaman ayrıcalıklı. Yani ben renkliler için bunu kullanmalıyım. Renklilerim daha canlı olabilir gibi. Marka imajı daha çok markayla sembolik bağlar kurulması gibi. Madem deterjandan örnek verdik, çamaşır. Şöyle düşünün, bir reklam kampanyası düşünün. Reklam kampanyası içerisinde televizyonda size papatyalar, bahar çiçekleri size doğru geliyorlar. Siz bir anda neyi hissettiniz sembolik olarak? O baharda dışarı çıktınız, o bahar çiçeklerinin kırlardasınız ve o kırlardaki bahar çiçeklerinin size yarattığı ferahlığı, kokuyu, rahatlığı sembolik olarak bağ kurdunuz, öyle değil mi? İşte bu imajın içerisine bunlar eklenebilir, sembolik bağlar kurulabilir. Bu stratejinin ötesinde konumlandırma stratejimiz var. En yakın rakiplerimize göre kim nerede? Konumlandırma dediğimizde lütfen unutmuyoruz, tüketicinin zihninde nerede olduğumuzla alakalı. Biz tüketicinin zihninde BMW markası olarak Mercedes'e göre nerede? Çünkü Tofaş'a göre değil, Renault'a göre değil. Yakın rakiplerime göre, tamam mı? Mercedes'e, Audi'ye göre ben BMW olarak tüketicinin zihninde neredeyim? Daha sportif, daha performanslı, daha genç. Buralarda mıyım? İşte ne bileyim, Audi daha aile arabası mı? Daha klasi mi? Gibi tüketicinin zihninde neredeyim? Buna ilişkin yapılan çalışmalar. Rezonans, yani yankı, eko, hani bir yere gidersiniz, ooo dersiniz, oradan karşıdan ooo diye size geri gelir. Dolayısıyla tüketicilerin gerçek ya da hayali olarak deneyimleriyle eşleşen koşulları, durumları ortaya sunulması.
Aykırı duygusal strateji ise daha çok mizahla, muğlaklıkla, yani satışa ilişkin değil de markayı duygusal bir yere oturtmayı, markaya yönelik ilgilenimi artırmaya yönelik olarak yapılan ne stratejisi, yani strateji, ne söyleyeceğimiz strateji. Bu stratejileri biz kategori baskın, fonksiyonel odaklı ve sembolik deneyim odaklı kategoriler olarak ayırıyoruz. Kitabınızda ayrıntılı söylenilmiş. İçine girersem çıkmam çok mümkün olmayabilir ama kategorik baskın içerisinde jenerik öncü stratejileri buluyorsunuz. Bunlar daha çok rakiplere göre avantajı ifade etmek için ortaya konuluyor. Fonksiyonelde, yani bu marka satış önerisi içerisinde ne yapar? Somut olarak, fiziksel olarak, somut olarak hangi faydaları ortaya koyar? Daha mı beyazlatır? Ne bileyim, tam tersi sembolik ya da deneyim odaklı olanlarda da siz bir rezonans, bir marka imajı, yani işte BMW kullanırsanız siz sportif, performansa dayalı, genç misiniz, hip misiniz, cool musunuz gibi bu tür stratejiler, daha duygusal olanlar ise sembolik odaklı olanlar olarak ele alıyoruz. İşte reklamlarda çekicilik unsurları dediğimizde genelde rasyonel, bunlarla bağlantılı olarak o kategoride rasyonel çekicilik unsurları var. Reklamda kalitemizi, fiyatımızı, değil mi? Performansımızı, içeriğini, ambalajını, kutusunu, garantisini gibi daha çok ekonomik, rasyonellik temelinde verdiğimiz unsurlar olabilir. Duygusal unsurlar olabilir. İşte bir imaj gibi, bir aşk, işte aşkın markası Paris diyorlar. Ne bileyim, korku gibi, işte mizah gibi, şefkat gibi mesajlar verilebilir. Bir de ürünü onaylayanlar, yani bu ünlüler, ürünün uzmanları, bu fenomenler falan çok çıkıyor biliyorsunuz. Bunları işte eğer onlara layıksa size de layıktır gibi kullanılıyor. Reklamlarda ünlüler için ayrı bir sayfa açılmış bölümümüzde. Çünkü pek çok marka, özellikle büyük marka ünlüleri yoğun biçimde kullanıyorlar. Bir bakıyorsunuz pek çok ünlü markalar hakkında bize pek çok mesaj gönderiyor. Bunun arkasında da aslında müthiş bir teorik altyapı var reklamlarda ünlü kullanımla, celebrity endorsement'a ilişkin. Bunun içinde üç temel model var. Bir, kaynağın güvenilirliği, kaynağın çekiciliği, bir de ürünle ünlü arasındaki uyuma ilişkin bir hipotez var. Kaynağın güvenilirliği esas itibariyle diyor ki eğer bir ünlü seçecekseniz ürünün, seçtiğiniz bu ünlü ürün konusunda uzman olsun ve inandırıcı olsun. Yani işte bankacılığa ilişkin bir diyelim ki X bankasına ilişkin bir ünlü kullanacaksanız orada işte böyle çekicilikten ziyade güzel, daha böyle finansal olarak öne çıkmış, finansal olarak inandırıcılığı yüksek karakterlerin olmasının kaynağın güvenilirliğini arttırır. Ama tam tersi, diyelim ki bir makyaj malzemeleri ya da şampuan ya da ne bileyim saç bakım, daha çok kişisel bakıma ilişkinse, insanların burada çekicilik unsurları dediğimiz, çekicilik illa fiziksel çekicilik değil, lütfen böyle algılamayalım. Evet, fiziksel çekicilik de var ama bununla birlikte ünlüye insanlar ne kadar aşinalar, bu ünlü seviliyor mu, sevilmiyor mu, ünlüye kendilerini benzetiyorlar. Bu benzetme illa hani yüz benzetmesi değil ama yaş olabilir, cinsiyet olarak olabilir. Yani kadınlara yönelik bir şampuan reklamı içerisinde bir erkek futbolcuyu çıkarmazsınız diye düşünüyorum. Daha çok belki bir kadın sinema sanatçısı, ses sanatçısı, saçlarıyla ünlü, saçları güzel görünen, kendilerinin aşina oldukları insanlar olabilir. Ünlü ürün uyumu hipotezi ise daha çok imajların, yani markanın imajıyla ürünü sunan ünlünün imajının örtüşmesini, onların kişiliklerinin, yaşam tarzlarının, ikisi de imaja sahip değil mi? Yani işte ne bileyim, Tarkan dediğimizde megastar diyor insanlar. Hemen onun kendince bir imajı var. İşte onun kullanacağı bir yerde, ne bileyim işte X sporcusu ne olsun, Ronaldo olsun. Hepimiz Cristiano Ronaldo'yu biliyoruz. Adam 37 yaşında, biyonik. Böyle bir adamın bir saç reklamında mükemmel saçları oynuyor olması, Clear'da oynuyor sanıyorum. Çok hani marka ismi vermek istemedim ama
olması çok anlamlı. Çünkü adamın saçları o kadar topa kafa atıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, hala öyle. Ya da ne bileyim bir giyim kuşamda ya da bir sağlık şeyine gösterilmesi çok, değil mi? Biyonik bir adam çok anlamlı bir hale gelebilir. Yaratıcı taktik dediğimizde ise ne söyleyeceğimiz stratejiyle belirleniyordu hatırlarsanız. Taktikte ise bunu nasıl söyleyeceğiz? Yani neyi nasıl söyleyeceğiz? Reklamda onun için stilde, tonuna, biçimine ve sözcükleri ve sloganlarına karar vermemiz gerekiyor. Yani biz reklamın stili içerisinde ne söyleyeceğiz? Acaba bu söyleyeceğimizi stil içerisinde bir kişiliğimi, günlük yaşamdan bir boyutu mu alacağız, bir yaşam biçimini mi? Tonu itibariyle ciddi bir reklam mı olacak, müzikal mi olacak, mizahi mi olacak? İnsanlar düşünecekler, eğlenecekler ya da hem düşünecekler hem eğlenecekler mi? Tonuna karar vermemiz gerekiyor. Reklamda biçim olarak daha çok kelimeleri mi kullanacağız, yoksa fotoğrafları, videoları, renkleri mi kullanacağız? Yani sözlü iletişim ortamları mı, yoksa sözsüz iletişim öğelerini mi kullanacağız? Ve tabii ki reklamda kullanacak sözcükler, reklam metni ne olacak? Sloganı ne olacak reklamın? Reklamın sloganı mesela şu mu olacak? Markanın sloganıyla reklamın sloganını karıştırmayalım. Markanın sloganı Das Auto olabilir. Ama reklamın sloganı efsaneler ölmez, şekil değiştirir olabilir. İkisi de Volkswagen'in biliyorsunuz. İşte Volkswagen 6. kasayı çıkarırken efsaneler ölmez. O Golf GTI biliyorsunuz efsane ölmez ama şekil değiştirir diye bir slogan o reklamın kampanyasının sloganını ortaya koymuştu. Bunları yaratıcı taktik içerisinde karar vermemiz gerekiyor. Şimdi reklamda ne söyleyeceğimize karar verdik. Reklamı nasıl söyleyeceğimizi yani stiline, tonuna karar verdikten sonra ya da biçimine, sözcüklerine karar verdikten sonra hala reklam hedef kitle tarafından görülmedi. Dolayısıyla reklam hala piyasaya çıkmadı. Reklam hala hedef kitlelerle buluşmadı. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Bizim reklamı medya neydi? Kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılıyordu hatırlarsınız reklam. Onun için de çok zor, çok kritik ve çok büyük finansal yani maliyetli bir süreç olan medya stratejisini belirlememiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de bizim medyayı analiz etmemiz, hedef kitleyi analiz etmemiz, hedef kitlenin medya kullanımını analiz etmemiz ve buradan da hangi medyayı seçeceğimize ilişkin süreçleri yerine getirmemiz gerekiyor. Onun için burada medya stratejisinden bahsetmeliyiz. Şunu unutmamalıyız. Pazarlama stratejisi, pazarlama iletişimi stratejisi, reklamın stratejisi ve taktikleri, bunların her biriyle medya stratejisinin ne olması gerekiyor? Entegre olması, birbirlerini bütünlemesi ve birbirlerini bir araya gelerek sinerji yaratan bir biçimde olması gerekiyor. Onun için bunu unutmayalım. Medya stratejisi, pazarlama, reklam, yaratıcı stratejileriyle entegre bir bütün halinde olması gerekiyor. Çünkü biz hazırladığımız bu reklamı hedef kitleler için hazırlıyoruz ve bu hedef kitlelerin medya tüketim eğilimlerini ve alışkanlıklarını bilmiyor isek aslında paramızı boş harcıyoruz demektir. Yani benim hedef kitlemde ev kadınları var ise ev kadınlarına sabahın saat 7'si ile 8'i arasında ya da 9'u arasında bir işte CNN Türk'te reklam veriyorsam ev kadınlarına yönelik bir ürün ya da marka hakkında paramın çoğunu boşaltıyorum demektir. Ama ev hanımları işlerini işte 11 gibi bitiriyorlar, 10-11 gibi bitiriyor. Akşam saat 4'e 5'e kadar kuşakları var onlara ilişkin. Oralarda reklamı yapıyorsam demek ki hedef kitlemin medya tüketim eğilimini iyi analiz etmişim anlamına geliyor. İşte bunun için de medya stratejisinde 4 aşamadan bahsediyoruz. 1. Hedef kitle kim? Ki onu ta biliyorsunuz kampanyayı hazırlarken hazırlamamız gerekiyor. Onun için de şunu söylememiz gerekiyor. Biz bu reklamımızı, bu iletişim mesajımızı kime ulaştırmak istiyoruz? Kim bizim hedef kitlemiz? Bu hedef kitleler ile hangi amaçla ulaşmaya çalışıyoruz? Yani biz bunları ikdam edeceğiz, bunları haberdar mı edeceğiz, bunları satın almaya mı teşvik edeceğiz? Amaçlarımız neler? Bunlar tabii erişime, sıklığa, işte ona göre de aşağıda geliyor. Sonra medya içerisinde uygun olanı seçeceğiz. Hangi medya uygun? Tablo 3-4'te her medyanın zayıf
ve üstün yönleri var bakmanızı. Yani işte televizyon, radyo, gazete, sosyal medya, internet, bunları hangisi bizim hedef? Eğer ben üniversite gençliğini hedefliyorsam, üniversite yaşında, çağındaki gençleri hedefliyorsam, sosyal medyayı, Facebook'u, Twitter'ı, Instagram'ı ya da onlara yönelik internet sitelerini, çünkü pek çok televizyon seyretmiyor, pek çok radyo dinlemiyor, pek çok gazete okumuyorlar arkadaşlar. Bu da hani bir şey adı, yermek anlamında söylemiyorum bunu. Söylemek istediğim, onların medya alışkanlıkları içerisinde bunlar yok. Daha sonra medyanın programlanması gerekiyor. Tamam, ben hangi medya ortamlarında bunları yapacağım, amaçları belirledim, hedef kitleyi belirledim, hangi sıklıkta, yani gün içerisinde kaç defa ya da saat içerisinde etki, biraz önce söyledim, hangi erişime ulaşacağım, hepsine mi ulaşmaya çalışıyorum, sadece büyük şehirdekilerle mi yoksa kırsaldakilerle mi, maliyetim ne olacak, o programlamanın, planlamanın yapılması gerekiyor. Medya stratejisi önemli bir strateji. Çünkü medya stratejisi hazırladığınız, yaptığınız bütün çabaların hedef kitlelerle bir araya gelmesiyle alakalı. Onun için de medyanın amacının iyi belirlenmesi gerekiyor. Burada nicel kriterler var. Biraz önce söylediğim erişim, sıklık, ayrıcalıklık, işte coğrafi esneklik gibi nicel kriterlerimiz. Nitel kriterler var. Kullanacağımız medyanın prestiji ne? Yani bir kullanacağımız medya bizim imaj oluşturacak mı? Bu duygusal etkileri yaratmaya, bize geri döndürmeye, inandırıcılık, katma değer yaratacak mı? Ve tabii ki bir de teknik, yani maliyetlerimizi karşılamamız gerekiyor. Bunları kullanabilir miyiz? Yani şimdi şöyle düşünün, gazetede video oynatamayız ama internette, sosyal medyada oynatabiliriz. Bunların yayın tarihleri, saatleri, hatta dakikaları televizyonsa ya da diğer unsurlarsa ortaya konulmak zorunda. Amaçları çok net biçimde belirleyeceğiz ki. Çünkü reklamın, arkadaşlar şöyle bir veri var, kitabımızı yok ama bilgi olsun diye söylüyorum. Reklamın üretimine 10 lira harcanıyorsa genelde medyası içinde 10 katı, yani 100 lira harcanır. Yani reklam esas itibariyle yapılan çabaların içerisinde medya satın alma, medya tüketimi çok yüksektir. Onun için medya planlama da özellikle reklam pazarlama iletişimi ajansları içerisinde önemli bir rol üstlenirler medya planlamacılar. Tabii çok ileri istatistik ekonometri bilmeyi gerektiriyor, araştırma bilmeyi gerektiriyor. Bunu da böyle arada vermiş olalım. Tabii ki reklamın etkinliği, ne demiştik? Herhangi bir çaba yerine getiriyorsa bunun etkinliğinin ölçülmesi, değerlendirilmesi önemli. Ve yine daha öncesinde söylediğimizi hatırlıyorum. Söylemediysek de, söylediysek ikinci kere tekrar olsun, söylemediysek yeniden söylemiş olalım. Çok eski bir reklamcı diyor ki, reklama harcadığım paranın yarısı boşa gidiyor. Bunu biliyor. Ama hangi yarısı boşa gidiyor bunu bilmiyorum. Onun için de reklamı yapmaya devam ediyor. Yani şunu söylüyordu. 1950'ler, 1960'lar. Niye söylüyorlar biliyor musunuz? Ya biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bir kısmı hedef kitleye ulaşmıyor. Bir kısmı hedef kitleye ulaşsa bile gerekli etkiyi vermiyor. Onun için buraya harcadığım paranın %50'si boşa gidiyor biliyor. Ama yapmadan da yapamıyorum. Niye? Çünkü diğerleri yapıyor. Onun için de etkinliğini, yani ne kadar reklamımız etkin, ne kadar reklamımız bizim istediğimiz amaca ulaşmak üzere, ulaşmış ya da ulaşmamış ölçebilmek için medya planlamacıları, pazarlama araştırmaları, medya araştırmaları yapıyorlar. İşte nitel yöntemleri, nicel yöntemleri, karma yöntemleri, büyük veriyi, pek çok ekonometrik modelleri kullanarak reklamın etkinliğini ölçmek istiyorlar. Yapılan bu çabaların etkinliğini ölçmek için birazdan size göstereceğim reklam etkinlik araştırmalarını. Niye? Çünkü çok maliyetli, maliyetler, hatalardan kaçınmak istiyorlar. Alternatif stratejileri nasıl belirleyebiliriz? Reklamın etkinliğini artırmak ve tabii ki reklamın hedef kitlelere ulaşıp ulaşmadığını ortaya koyabilmek açısından reklam araştırmaları, reklam etkinliği araştırmaları yapılabiliyor. İşte reklamın etkinliğine yönelik olarak yapılan araştırmalarda bir reklam yapılmadan önce ön testlerimiz, yani pre-testlerimiz var. Bir de reklam yayınlandıktan sonra yapılanlar var. Reklam yapılmadan öncekiler genelde reklamı medyaya vermeden önce, yani yapılan pre-testler tüketicilere gösteriyor. Ne anladınız, nasıl anladınız, vermek istediğimiz mesajlar doğru düzgün anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Bu EEG'ler var biliyorsunuz, işte elektronik
ölçüm aletleri var. Bunlarla acaba siz o reklamı gördüğünüzde beyninizdeki hangi yerler işlediler, hangileri canlandılar, hangi modlar oraya gitti. Dolayısıyla bunlara yapılan ilişkin ölçümler var. Ve testler var, birkaç tane portfolyo testleri gibi. Reklam yapıldıktan sonra acaba reklamın etkisini, iletişim etkisini ölçen, reklamı işte insanlar tanıdılar mı, hatırladılar mı, hatırladılarsa yardımlı mı hatırladılar, yardımsız mı hatırladılar, projeksiyonlar yapabiliyorlar mı, kuponları aldılar mı, bu kuponları bize getiriyorlar mı, ki burada da satış etkisini ölçen deneysel yöntemler ve işte gözlemsel yöntemler var. Bir de reklama ilişkin stratejik araştırmalar. Yani mesajın akılda kalmasına ilişkin, mesajın medyasına ilişkin, izlenme oranlarına ilişkin yapılan araştırmalar. Araştırma reklamcılıkta çok önemli arkadaşlar. Evet, reklamcılık önemli bir sanatsal alan olmakla birlikte aynı zamanda da önemli bir bilimsel alan. Özellikle araştırma boyutuyla araştırmacılar, reklamda araştırmacılar önemli, reklamın etkinliğini artırma açısından önemliler. Reklamda tabii ki sektörel kuruluşları var. Reklamcıların kendi dernekleri var. Reklam ajansları bir araya geliyorlar. Reklamcılık Vakfı, reklamcılar içerisinde çalışanların mesleğin saygınlığını artırabilmek için yaptıkları bir derneğimiz. Reklam Verenler Derneği var. Yani bunlar aslında işletmeler. Bunlar reklamı, reklam veren olan marka sahipleri, etkinliğini, verimini artırmak üzere çalışanlar. Reklam içerisinde yaratıcı çabalar önemlidir. Reklam Yaratıcıları Derneği daha çok reklam yaratıcıları, yani kurgusunda, bunun metnin yazarında ve yaratıcı stratejinin oluşturulmasındakiler oluşturduğu dernekler var. Ve pek çok da yerel, bölgesel reklamcılık derneklerimiz var. Bunlar neden önemli? Bunlar sivil toplum kuruluşları. Reklamların belli etik kurallar çerçevesi içerisinde en azından self, yani insanların otokontrol sağlamaları açısından bu tür sivil toplum kuruluşları önemli bir rol oynuyorlar. Son olarak da reklamcılıkta bu derneklere ek olarak bir de reklamcılığı denetleyen ve düzenleyen kurumlar var. Çünkü reklamlar biliyorsunuz hep halkın önünde sevgili arkadaşlar. Halkın önünde olduğu için de buradaki verilen mesajlar, yanıltıcı mesajlar, etik olmayan mesajları önlemek açısından tüketicilerin korunması kanunu, Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak ticaret odaları, uluslararası, yani International Chamber of Commerce'a bağlı olarak oluşturulan tüketicinin korunması kanunu var. Hukuki düzenlemeler var. RTÜK diye bir kurumumuz var, radyo televizyon üst kurumu. Bunlar yapılacak reklamların niteliğini, içeriğini kontrol ediyorlar, test ediyorlar. Ve bunlar tabii ki kanunlar, bu kanunların referanslarıyla, yönetmelikleriyle reklamcılık piyasasını düzenlemeye ve denetlemeye çalışıyorlar ki haksız rekabete ya da tüketicilerin kandırılmasına engel olunsun. Burada reklam kurulu var. Bu reklam kurulu daha çok kamu, yani Ticaret Bakanlığı'na bağlı ve bu reklam kurulu Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir kuruluş. Radyo Televizyon Üst Kurulu bir üst kurul. Dolayısıyla da bağımsız bir üst kurul. Daha çok meclis tarafından seçiliyor ve bu üst kurul reklamların ve radyo televizyonlarda verilecek olan her türlü programı denetliyor. Ahlaki ilkelere, rekabet kurum ve kuruluşlarına doğru bir şekilde var mı, uyuyor mu, uymuyor mu, bunların kontrolünü yapıyor. Bir de reklam üst denetim kurulu, öz denetim kurulu, biraz önce söylediğimiz öz, yani kendilerinin, reklam verenlerin, yani şirketlerin, reklam ajanslarının ve medya temsilcilerinin bir araya geldiği, ne kamuyla ne de bağımsız üst kurulla ilişkili olmayan, daha çok özel sektörde yer alan reklam ajansları, reklam verenler ve medya temsilcilerinin bir araya geldikleri ve üst kurullara gitmeden kendi içlerinde kendi kendilerini öz denetim vasıtasıyla ahlaki ve rekabet koşullarına uydurmaya, yasalara uydurmaya çalıştıkları RÖK diye ifade ettiğimiz reklam üst denetim kurulu var. Bu çabaların denetleyici ve düzenleyici ve sivil toplum örgütlerinin katkısı yadsınamaz. Çünkü reklamlar pazarlama iletişimi ve pazarlamanın aynı zamanda da en görünür yüzü. Buralarda yapılacak hatalar, burada yapılacak yanlışlar ve yanlış yönlendirmeler büyük infiallere yol açabiliyor sevgili arkadaşlar.
Bunları bir kısıtlama olarak değil ama bir düzenleme olarak, bir denetleme olarak görmekte ve bunlara uyumlu çalışmanın olumlu sonuçlar vereceğine şahsen inanıyorum. Tam 45 dakika içerisinde dersimizi bitirdik. Eğer arkadaşlarımızın içerisinde sorusu olan varsa almak isterim. Fidan'ım sen buradaydın mıydın? Ben seni görmedim burada olduğunu. Ne yapıyorsun Fidan? Merhaba hocam. 7 dakika geç katıldım da. Ha, biraz geç kaldın. İyi misin? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Tamam, teşekkür ederim. Anladık mı? Var mı sorumuz? Hayır hocam, yok sorum. Diğer arkadaşlarımızdan sorusu olan var mı? Başka da arkadaşımız yok. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakınız. Bir dahaki haftaya kadar sağlıcakla kalınız diyorum. Dersimi bitiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.